Neymiş burası? Mines of Moria. Görevimiz nedir? Aragorn, Legolas, Gimli ve Frodo ile trolü atlatıp köprüyü geçmek görevimiz. Hasarlarına bakmadım. Bir daha inceleriz onu. Hatta dur lan bakalım. Hasarla alakalı da bir şey yazmıyor. Hasar olayı... Bilmiyorum, şu Strange hasar mı acaba ya? Legolas'ın 16 mesela. Evet, zaten öyle yazıyor ya. Ne kadar damage attığını gösterir diyor. Eğer başarılı bir vuruş yaparsan o silahla ne kadar hasar vurduğunu gösteriyormuş. Tamam, 16 vuruyor o zaman Legolas. 20 vuruyor Aragorn. Gimli de 20 vuruyormuş. Gandalf 13 vuruyormuş. Sam 15, 14. Bunların ben hiç 15-14 vurduğunu görmedim. 6-9 falan vurdular ama. Biraz taş falan attırdım ben bunlara. Yakından bir kere Frodo ile vurdum. Tamam. Abi sen beni map'e gönder. Şimdi. Gandalf Balrog'u tutar diyor. Tamam. Sadece diyor trolü geçip diyor köprüyü geçmen lazım. Tamam, ipucumuz da güzel. Gimli'yi Balrog'a karşı tank olarak kullanabilirsin diyor. Gandalf ile işte büyü kullanabilirsin Balrog'a karşı falan. Tamam, değerlendiririz bunları, hele bir girelim. Bayağı sahneyi izletiyor bu arada ha. Şey değil yani. Böyle kısa bir özet gibi değil yani, bayağı uzun uzadıyor, izletiyor yani. Abi olaya gel, bakar mısın, bu nedir ya güzel kardeşim, şöyle biraz uzaklaştıralım. Galiba arkadaşlar oyunda karakter olarak şey yok ya. Pippin ve Merry falan galiba yok. O kadar tam detayını hatırlamıyorum. Sanki böyle varmışlar, bütün karakterler varmış gibi benim aklımda ama baktığımız zaman yokmuşlar da yani. Şimdi pis Balrog burada. Level 3. Lanet olasıca pislik. Gandalf'ımız level 1. Ak Gandalf fotoğrafı var ama gri Gandalf'ız. Tamam, Gandalf sen kaç abi. Kaç abicim. Sen şöyle gel. Şimdi Gimli tank olarak kullan Balrog'a karşı dediydi bana ama şimdilik tamam, bak çok da ileri gitmiyorum. Bir adım bir atayım. Şöyle bakalım nedir durumlar. Tamam ya. Şimdi Balrog'un bana yanaşma durumuna göre ben bakacağım. Olaylara inceleyeceğim, bakacağım. Şimdi ilk olarak hemen şunla sen trole seviye 2 cave trollmüş bu. Ama bu bizim bildiğimiz, aslında bilenler biliyor şey bu. Dağ trolü yani, Mordor'un klasik dağ trolü. Zaten oyun EA Games tarafından yapıldığı için arkadaşlar siz görüntüleri Return of the King'le The Two Towers'la falan böyle benzetebilirsiniz yani. Çok andırıyor. Burada iki tane de goblin var. Şimdi tabii ki bir ok atalım. Şöyle trolle bir çalışın ya bu arada. Hakikaten ya. Trolle bir çalış abi. Sen trolle atabiliyor musun? Atabiliyor. Aslında ön tarafı açmak için trolle vursak ya. Daha mantıklı geliyor bana. Arkada Balrog'u sıksam da Balrog'u öldüremeyeceğim. Benim amacım köprüyü geçmek. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyelim. Balrog'a Balrog abi diyelim. Köprüyü geçince oradan ağız burun şeyler yaparız. Tamam. Aslında bunların skill'lerini merak ediyorum ama belki de şu an ihtiyacım vardır ya. Tıklasana bir. Skill. Wizard Smite.
Damage vurmaz ama diyor. Düşmanı stunlar ve iki tur boyunca hasar aldırır diyor. Abi benim buna ihtiyacım varmış ya. Bunu kullansana ya Balrog'a karşı. Balrog iki tur bir peşimden gelmesin abi değil mi? Çok mantıklı. Tamam bir saniye. Şimdi bir de Gimli'nin ne skill'i varmış ona bakalım. Gimli de Aragorn gibi artı 10 damage kazanıyormuş arkadaşlar. Yakın hasarda. Sal abi Gimli'yi. Sen Gimli buna bir balta fırlatırsın. Legolas'a bakalım. Ok yay hasarı %25 şansla isabet eder diyor. Ya isabet oranını galiba %25 arttırır. Artı 5 damage verir diyor. Bu özellikleri, bu skill'leri geliştirebiliyor muyduk ya bu arada? Ben o ekrandan buna kesinlikle bakacağım. Bakmış olabilirim ama boş bakmış ve görmemiş olabilirim. Şimdi turu verelim. 16 çok güzel Legolas. Ayda. Oğlum ta oradan ne vurdu o? Pis goblinler. Tamam o Balrog'u durdurduk artık diye düşünüyorum. Abi niye böyle oldu ya? Niye biz böyle çok güzel vuruşlar yapamadık gibi ya sanki? Vay anasını avradın ya. Abi bu adam Gandalf'ın canını yarıya indirdi tekte ya. İnanılmaz ya. Şöyle gel Gandalf. Şimdi senin gel abi bir adım daha atıver. Sen kalabilirsin orada. Çok da gıpraşmayalım ki. Tamam tamam sen geç abi turu. Bak onlar da yaklaşıyor. Şimdi bu herif dondu zaten. Onu bir sal. Geldin buradan. Buna 11 vurur diyor. Buna 13 vurur diyor. Benim için şu an önemli olan bir troll. Troll'e sıkalım. Bununla yakın dövüş yapacağız. Onunla yapacağımız yakın dövüş mü yoksa Aragorn'la yapacağımız mı daha önemli? Aragorn'la şuna yine bir yüksek hasar vuralım. Şöyle ok atalım bir. Bunu da buna çalışacağım. Önemli olan abi trolü bir öldürüp şuradan koşup gidelim ya. Mecburen burada da Goblin'e vuracağız. Çünkü şöyle bir durum var. Yakına girdiği zaman uzağa bir şey atamıyorsunuz arkadaşlar. Direkt yani yakındakine vurmak durumundasınız. Bir bakayım öyle mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Öyle yani. Buna vurmak zorundayız. Tamam. Çok iyi. Çok abi o kadar yüksek vuruyoruz ama neden canı umut ettiğim kadar azalmıyor? Ya Gandalf ya. Çok güzel blokladı. Oo, counter attack. Tamam. Şimdi bak bu bir tur yürümedi zaten. Değil mi? Şimdi yürür mü acaba? Bunu bir yaklaştıralım şöyle. Geri kalanı sabit kalabilir ya. Geç geç turu geç. Abi yürüyor herif. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Frodo'yla dip dibe geldi ya. Şimdi bundan sonra hiç yürüt stunlasak. Stunlasak da oradan bize damage atacak ki o. Onu da düşünüyorum bir yandan. Şimdi abi sen... Peki artık kalmadı tabii. Puanımız kalmadı. Farkındayım. Şuna bir normal vur. Sen de buna vur. Abi mecbur buna vuracaksın. Sen az önce vurduğuna yine vur. İyidir böyle.
Şöyle bir devam edelim. 18. Çok iyi. Aragorn'un onu öldürmesini ümit ediyorum. Gandalf galiba ölecek. İkinci vuruşu çünkü Gandalf'a. Gandalf'la... Çok iyi. Oy. Abi adam Atelas kullandı. Lan sen trollsün. Atelas senin neyine lan? Şerefsiz itoğlu ite bak ya. Gandalf burada ölmeni istemiyorum ya. Ama burada hikayesel olarak ölecek misin acaba? Onu da bilemiyorum ki ya. Yürüme turundayız, tamam. Böyle bir yürü. Mecbur böyle bırakacağız. Önümüz kapalı. Sal abi böyle. Gel böyle. Şimdi Gandalf'a bir 40'lık bir Atelas kullandıralım. Tamam mı? Sonra 40 AP'miz oldu mu olmadı. Normal bir şekilde vur buna. Sen de bizim... O da mı 40 istiyor? Tamam abi, normal sıkacaksın o zaman ona. Şu troll artık ölsün, gözünü seveyim ya. Abi sen şunun ağzını bir kır. Vallahi riskli bir durumdayız ama dediğim gibi tekrar tekrar deneriz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. 12 vurdu. O da ona 22 vurdu. Bu da buna 20 vurdu. O troll yine ölmedi abi. Hayda. Gimli'nin vuruşu boşa gitti bu arada. Gimli'nin vuruşu boşa gitti arkadaşlar. Çünkü Aragorn onu kontratakla vurdu, öldürdü. Nasıl yapalım? Sen bir böyle gel. Sen öyle kalabilirsin. Bunun önünü bir açaydık, çok iyiydi ya. Tamam arkadaşlar, yapacaklarım bu kadar. Gimli ile bak onu şu an bir karşı karşıya getirdik. Counterladık. En azından bir hasar vuracaksa Gimli'ye vurur. Gimli'nin canı çok yüksek. Şimdi şunu bir halledelim. Gimli ile bir... Evet, buna vuralım. Bu trollün ölmesi şart. Bak sen de buna vur. Sen de buna vur. Vuruver bakalım. 13 vurduk. Uf, 86 vurdu Gimli'ye ya. Tamam, bu goblin de öldü. Troll de hallettik. Yol açıldı. Şu an koşa koşa kaçarız aslında. Blokladı bir de vuruşu ha. Şerefsiz vuruşu blokladı ya. Tamam, şimdi arkadaşlar full kaçış. Abi kaç. Ulan Gimli kaçamıyor ha. Lan Gimli ölürse ne olacak peki? Gimli, şimdi ölmemen gerektiği için sana bir Atelas vereceğim canım. Ondan sonra herkes dönsün. Şuna ok mu atıyorsunuz, bir şey mi yapıyorsunuz? Bir dakika Gandalf. Abi 60 point'im yok ki. Sen şu normal sık ona yine. Legolas sen de bir sıkı ver. Bir de burada Balrog'u öldürüyormuşuz arkadaşlar ha. 16 vurduk, tamam. Ha, 25 vurdu bu sefer. 13. Ya. Kimle uğraştığını biliyor musun lan sen? Ben bunu burada istesem öldürürüm ha. Gerçi yarıya daha getirememişiz canını da. Şimdi Gandalf, senin kendini feda etmen lazım. Yürü kardeşim. Tam filmi yaşatalım burada, hadi. Bir sonraki tur feda ettireceğim ben ona kendini. Aynı şekil atmaya devam edelim. Boşa gitti.
Frodo'nun Balrog'a 11 vurduğuna inanabiliyor musunuz abi? Gandalf! Gandalf feda et kendini. Geç onun önüne. Hadi biz köprüyü geçtik. Hadi 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 hadi. Ulan Gimli, bir geride sen kaldın ha. Abi adamı öldüreceğiz neredeyse ya. Tamam, Gandalf gitti. Olması gereken oldu bakacağınız zaman ama yani. Şimdi kaçmaya devam edelim ya biz. Şu an aslında kazanmış olmam lazım. Geçtim köprüyü ama. Hah, victory. Güzel. Gandalf, Frodo, Legolas. Hadi bakalım. Opsiyonel Dwarf of Delf diye bir harita açmışız. Hadi bakalım. Aragorn seviye 3. Legolas 2. Aa, 3 oldu Legolas. Güzel. Gimli 2'de kaldı. Şu Frodo da 3 olur. Frodo fazlasıyla bir de oldu. Çünkü savaştaydı. Sam burada değildi. Hadi bakalım. Aha bak, Aragorn seviye atlayınca canı 153 oldu. Kaçtı? 140 mı? Öyle bir şeydi değil mi? Şimdi bak, burada merak ettiğim hususa bakacağım şimdi. Bunlar ne abi? Bunlar bak bize böyle işte kısa süreliğine zehre karşı direnç, stana karşı direnç, korkuya karşı direnç, işte gücü 2 arttırır diyor. Ne bileyim, hızı 2 arttırır falan filan gibi gibi şeyler. Şimdi benim merak ettiğim husus o skill'leri geliştirip geliştiremediğimiz hususu. Bunlara ihtiyacımız olacak mı ya acaba? Aa, şunlar çok iyiymiş lan. 3 tur boyunca 15-15-15 veriyor mesela. Vallahi arkadaşlar yok ya. Nereye baktıysam şeyi bulamadım. Aa, aslında buldum. Evet. Bu. Özellik bu aslında. Artı 10 damage. Bu özelliği şu an geliştiremiyoruz. Seviyesinden mi kaynaklı, neyden kaynaklı acaba bilmiyorum. Buradan yeni özellikler falan alabiliyorum mesela. Tamam, bunu geç bir şeye gel. True Shot, bak bunu da geliştiremiyorum şu an. Buradan yine bir şeyler alabiliyorum, bir zımbırtılar falan filan. Bunlar item mi özellik mi onu anlamadım ama. Yani skill kısmında skill shop diyor buraya ama. Item shop. Abi 670 paramız olmuş ya. Ben şu aşağıdaki şeyleri çok sevdim. Bunlardan istiyorum ya. Heh. Bu abi 3 tur boyunca 30 can. Ama 3 tur boyunca karakter savaşmaya devam edebilecek mi? Bu da önemli. Bir tane alıp bir deneyelim. Sonra ne olur ne olmaz diye ben... Gel abi en başa. Şu 40'lıktan yine alalım. 2 tane alalım. 450 puanımız yine kalsın. Bence iyi gidiyoruz abi. Bak, Gimli'nin canı 167'ye çıkmış. Gandalf 103 olmuş. Legolas 114 olmuş. Çünkü biri 2 seviye, biri 3 seviye oldu. Sen Frodo. Güzel ya. İyi gidiyoruz ha. Map'e gidelim şimdi. Amon Hen. Bana açıldı dediğin map hangisi abi?
Mines of Moria. The Warlord Elf. Bunu da yapacağız. Opsiyonelmiş. Hikaye bağlı değil. Yaparız bunu da bir gün. Dursun aklımızda bulunsun yani. Puan falan kasmak için olabilir böyle. Hani buraya... Bakayım. Bak Selected Heroes diyor. Yani buraya biz birkaç tane hero'muzu seçeceğiz, gireceğiz. Gondor Soldier ve Gondor Ranger falan olacakmış burada. Yanımızda asker olarak. Tüm düşmanları da öldürmemiz gerekiyormuş burada. Mesela bahsettiğim o tüm düşmanı öldürme bölümlerinden birisi bu örneğin. Şimdilik biz bunu salalım.